Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, Bursa'yı marka kent yapma vizyonuyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlere sunuyoruz. Hayata geçirdiği projelerle ve ortaya koyduğu vizyonla Türkiye ekonomisine yön veren odamız üst düzey buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, odamız organizasyonuyla başta konsey başkanları olmak üzere Bursa iş dünyasıyla buluştu. Altı parmak temsilcilik binasında düzenlenen toplantı, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Bursalı iş adamlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda üyelerimizle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sanayicilerin taleplerini dinledi. Odamız, yerli malı belgesinin düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Urkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bakanlık yetkilileri ve Bursa İş Dünyası temsilcileri katıldı. Toplantının ardından protokol üyeleri, yerli malı belgesi almaya hak kazanan firmalara belgelerini teslim etti. Yerli üretim katkısı %51'e kadar olan bütün ürünlerimizi kamu almak bekliyor. Eskiden üretmediğim malı şimdi hedefine koy, üretmeye başlıyor. Çünkü kamunun 70 milyar lira pazarı var. Daha bundan büyük pazar yok. 70 milyar lira pazar alacak. Bunu da ilk tanıtım toplantısı Sayın Bakanımız sağ olsun Bursa olsun dedi. Niye Bursa olsun dedi? Çünkü Türkiye'nin parlayan yıldızı, sanayide parlayan yıldızı Bursa olduğu için bugün Bursa'dayız. Bursa'nın bu dinamizmi gerçekten Türkiye için son derece önemli. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın ifadesi, Bursa büyürse Türkiye büyür. Evet, Bursa büyüyor ve Türkiye de büyüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza özellikle yerli yenilikçi ve yeşil üretim konusundaki hassasiyeti, Ar-Ge ve inovasyon konusundaki duyarlılığı ve Bursa'nın ve Türk sanayisinin gelişmesi noktasındaki faaliyetleri dolayısıyla da özellikle teşekkür ediyorum. Ve bütün Bursalı sanayicilerimize, ticaret erbabımıza, iş adamlarımıza Türkiye'ye yaptığı katkılar nedeniyle hasreten teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ayrıca Bakan Fikri Işık'ın da katıldığı Bosch Fren Sistemleri'nin fabrika açılışı töreninde konuşma gerçekleştirdi. Açılışın ardından Bakan Fikri Işık, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu üyelerimiz Emin Akça ve Cüneyt Şener'in de katıldığı Durmazlar Makinayla Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen imza törenine katılıp pilot taşıt koltukları fabrikasını gezdi. Bursa'daki temaslarının ardından Bakan Fikri Işık, Vali Münir Karaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Şener ve bakanlık yetkilileriyle bir araya gelerek odamızın Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri konusunda istişare toplantısı gerçekleştirdi. Odamız ve TÜYAP, Bursa'yı Türkiye'nin fuarcılık merkezi konumuna getirmek için güçlerini birleştirdi. Mayıs ayında inovasyon ve tasarım buluşmaları kapsamında El Steel Fuarı'nı düzenleyecek olan odamız, 3 yılda farklı sektörlerde 12 ayrı fuar organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Odamız öncülüğünde düzenlenecek Bursa İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları'nın en önemli faaliyetlerinden olan El Steel Fuarı'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Alanında Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan fuarın tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyemiz Şakir Umutkan, Mobi Mobilya İç Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Karaaslan, Plan B Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Bulcan Ürküt ve trend uzmanı ve tasarımcı Özlem Yan Devri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Pek çok yerli ve yabancı tasarımcının çeşitli canlı gösteriler ve akademik sunumlar yapacağı etkinlik, Hilton Otel'de düzenlenen lansman toplantısıyla sektör temsilcileri, mimarlar ve tasarımcılara tanıtıldı.
Odamızın katkılarıyla 9-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Bursa İnşaat Fuarı, sektörün tüm dinamiklerini buluşturacak. TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar öncesi, odamızda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyemiz Şakir Umutkan, İmsiyat Başkanı Namık Ziya Mescioğlu, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkan Vekili Musa Yılmaz, TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü Yardımcısı Murat Özkaya ve sektör temsilcileri katıldı. Vali Münir Karaloğlu ve MatSiyat Başkanı Erol Efendioğlu ile birlikte dünyanın en büyük ikinci mermer fuarı olan İksamen Fuarı'nda incelemede bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, oda olarak Kasım ayında Bursa'da dünyanın kapalı alandaki en büyük blok mermer fuarını düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Küresel Fuar Acentesi projemizle üyelerimizi dünyanın en önemli fuarlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. 2015 yılında 23 ayrı fuar organizasyonu düzenleyen odamız, 2015 yılının ilk 3 ayında üyelerini 9 ayrı fuar organizasyonuyla buluşturdu. Mart ayında yönetim kurulu üyemiz Şakir Umutkan başkanlığındaki heyet, Frankfurt'taki ısıtma, soğutma ve havalandırma fuarını, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızsa, yönetim kurulu üyemiz İlker Duran başkanlığında İtalya'da düzenlenen Cosmoprof fuarını ziyaret etti. Tarihi çarşı ve anlar bölgesini yeniden cazibe merkezi haline getirmek isteyen odamız, 16 makro projemizden birisi olan Payitaht Çarşı Projesi kapsamında kurumsal gelişim programını hayata geçirdi. Programın açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Kapalı Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Öz Yıldırım katıldı. Bölgede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ilkini ise Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu gerçekleştirdi. Orakçıoğlu, tüketici davranışları ve eğilimlerine ilişkin deneyimlerini çarşı esnafıyla paylaştı. Türkiye'ye örnek olan projelerin merkezi haline gelen odamız, güvenilir gıda tüketelim, israfı önleyelim temalı eğitim programı başlattı. 100 okulda yaklaşık 12 bin öğrenciye ulaşacak projeyle düzenlenen protokol törenine Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Bahri Münir Karaloğlu ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Kamil Dilek katıldı. Proje çerçevesinde Yönetim Kurulu üyemiz Aytuğ Onur'un katılımıyla Oda Hizmet Binamızda eğitmenlere yönelik gıda güvenliği eğitimi verildi. Öğrencilere güvenilir gıda ve israf konularında ilk eğitim ise Yönetim Kurulu üyemiz Aytuğ Onur ve 12. Meslek Komitesi üyelerimizin katılımıyla Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Odamız öncülüğünde düzenlenen ortak akıl toplantılarımız devam ediyor. Altı parmak temsilcilik binamızda düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Başkan Vekilimiz İsmail Kuş, Yönetim Kurulu üyelerimiz Şakir Umutkan, Aytuğ Onur ve TOP Reel Sektör Daire Başkanı Fatih Soysal'la ilçe, oda, borsa yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri katıldı. Toplantıda oda ve borsalarımızın talepleri ve çözüm önerileri TOP ev sahipliğinde Nisan ayında düzenlenecek Ticaret ve Sanayi Şurası'nda masaya yatırılacak. Bursa'daki değişimin dinamosu rolünü üstlenen komitelerimiz çalışmalarına devam ediyor. Meslek komitesi üyelerimizin yoğun katılım gösterdiği müşterek komiteler toplantısı oda binamızda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Kuş ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katıldığı toplantıda MESYEP Genel Müdürü Ramazan Karakök tarafından kurumun çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Odamız, genişletilmiş sektörel analiz toplantılarıyla iş dünyasının dinamiklerini buluşturmaya devam ediyor. Cephe Çelik Konstrüksiyonu ve İskele sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin oluşturduğu 36. Meslek Komitesi ile Mimarlık ve Mühendislik Meslekleri üyelerinin oluşturduğu 49. Meslek Komitesi genişletilmiş sektörel analiz toplantılarına Yönetim Kurulu üyemiz Şakir Umutkan katılırken, 33. Meslek Komitesi'nin düzenlediği Emlakçılık ve Gayrimenkul Sektörü genişletilmiş sektörel analiz toplantısındaysa Yönetim Kurulu üyemiz Aytuğ Onur yer aldı.
odamız öncülüğünde düzenlenen Türk-Alman Hibrit Enerji Günü programı kapsamında Almanya'da enerji sektöründe projeler yürüten 6 firmanın uzmanları yenilenebilir enerji yatırımları konusunda bilgi verdi. Yönetim Kurulu üyemiz Şakir Umutkan'la meclis üyelerimiz Erol Dağlıoğlu, Erdal Aktuğ ve Mümin Ceyhan'ın katıldığı toplantıda Bursalı firmalar Alman yatırımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ekonomi Bakanlığı tarafından URGE başvurusu kabul edilen bebe ve çocuk giyim sektörü kümelenmesi üyeleri odamızda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sektörün birlik ve beraberliğini güçlendiren kümelenme toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, BÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses'le sektör temsilcileri katıldı. Odamız düzenlediği 5407 gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralı ürünlere ilişkin toplantıda tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerini buluşturdu. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün masaya yatırıldığı toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Başkan Yardımcılarımız İsmail Kuş ve Feridun Kahraman, Yönetim Kurulu üyemiz Emin Akçay'la meclis ve komite üyelerimizle sektör temsilcilerimiz katıldı. Türk Hava Kurumu Uçak İmalat AŞ Genel Müdürü Aydoğan Koç, düzenlediğimiz toplantıda uzay havacılık savunma kümelenmesi üyelerimizle bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Fahrettin Gülener ve İlker Duran'ın katıldığı toplantıda Aydoğan Koç, kurumun faaliyetleri ve hedefleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jutta Boelke, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Renat Tule Berdiye ve Sırbistan İstanbul Başkonsolosu Zoran Markoviç odamızı ziyaret etti. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında bilgi alan başkonsolosları, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Kuş, Yönetim Kurulu üyemiz İlker Duran ve Kadın Girişimciler Kurulumuzu ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Balkan Türk Siyat, Perakendeciler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Karademir'i ağırladı. Ziyaretlerde Başkan Yardımcımız Feridun Kahraman, Yönetim Kurulu üyelerimiz Emin Akça, Fahrettin Gülener, Hasan Gürses ve Nuri Körüstan da yer aldı. Odamızın da desteğiyle İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen IN Design Tasarım Günleri kapsamında gala gecesi gerçekleştirildi. Programda dünya ünlü tasarımcı Karim Raşid'in yanı sıra tasarım fikrini şirketlerine yansıtarak başarıya ulaşmış sanayiciler Raşit Karaaslan, Muharrem Çilek ve Faruk Malhan deneyimlerini davetlilerle paylaştı. Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, sizlere Mart ayında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sunduk. Teşekkür ederiz.